Merhaba arkadaşlar, Usta Tamirci Tuncay kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzda arızalı bir şofbenimiz var. Şofbenimizi söktük. Şofben birinci kademede çalışır iken banyo esnasında kaçak akım rölesi açma yapıyor. Yani kaçak akım rölesi atıyor, devreyi kesiyor, elektrikler giriyor. Bu şekilde bir arızamız var. Yani birinci kademe çalışmıyor. Geldik, baktığımızda biz ölçümlerimizi yaptık. Şimdi sizlere de göstereceğim. Topraklama ölçümü de yapacağız. Şofbenimizin birinci kademesi çalışmıyor. İkinci kademesi çalışıyor. İkinci kademede gayet güzel şofbenimiz ısıtıyor. Tabii birinci kademe çalışmayınca şofben videolarımıza çok anlattık. Birinci kademe rezistansınız bozulunca üçüncü kademe 1 ve 2'nin birleşimi olduğu için maalesef üçüncü kademede çalışmaz. Sadece ikinci kademe rezistansınız sağlam ise 1 ve 2 ayrı olduğu için İkinci kademe çalışır. Burada gördüğünüz gibi şu anda ikinci kademe çalışır vaziyette. Biz şimdi rezistansları ölçeceğiz ve topraklama ölçeceğiz. Rezistansımızın sağlamlığını ölçeceğiz. Daha sonra ya şofben değişecek veyahut da bu modele, bu markaya göre rezistans bulabilirsek iç rezistansı tek başına değiştirme imkanımız da bulunuyor. Faz, nötr ve topraklamamız burada mevcut. Birinci kadememiz bakın şu kahverengi kablo ile buradan emniyet sivicinden bakın şöyle şu kahverengi kablo ile bakın birinci rezistansımız şu. Birinci kadememiz bu. İkinci kadememiz bu. Bu da bakın şuradan nötr. Buradaki su deposunun arkasından geçmiş. Bakın nötr burada. Isı termostatı, limit termostatının emniyet termostatı diyelim. Üzerinden bakın nötr bu şekilde geçmiş. Yine kahverengi kablo ile bakın burada rezistansın nötrüne giriyor. Bunları söylemiş olalım. Şimdi hemen dediğim gibi akım yok. Bir ölçümü yapalım. Bakın şu şekilde nötr ölçü aletimizin bir ucunu nötr bir ucunu ikinci kademe rezistans. Bakın şu anda ikinci kadememiz 10.6 ohm gösteriyor. Yani sağlam diyor. Ve birinci kademeye bakıyorum. Rezistansıma nötr ve birinci kademe. Bakın buradan da şimdi nötr ve birinci kademe rezistansa baktığımda ise gördüğünüz gibi ohmaj görmedim. Fakat akıllı ölçü aletimiz bize bakın kabloların hepsi bağlı olduğu için 2 volt alternatif akım bir voltaj gösteriyor. Bakın 2 alternatif akım 2 volt. Bu da rezistans dönüş yapıyor tabii ki. Diğerinin üzerinden doğru ölçüm yapabilmek için hemen kabloları söküyoruz. Nötrü sağlıklı ölçüm yapmak için, yapabilmek için şofben gelen nötrü ve topraklamayı söküyorum. Çünkü dediğim gibi dönüş yapıyor. Bakın söktük ve tekrar ölçüm yapalım. Nötr yani rezistansın ortam ucu diyelim ve ikinci kademe bakın 10.6 rezistansın ortak ucu, nötr ucu ve birinci kademe bakın artık daha bize bir şey göstermiyor. Orada da yine omaj görmemiz lazımdı. Deminki gördüğümüz AC voltaj dediğim gibi rezistansın topraklamadan bize yapmış olduğu dönüşü gösterdi. Zaten arızalı bakın bu kademe maalesef arızalı. Şimdi hemen bakın bir de topraklama ölçelim. Zaten bakın faz, nötr ve toprağımız burada. Bir de topraklama ölçelim. Nötr ve toprak. Topraklama değerimiz de 2.3. 2.2 gayet güzel. Yani topraklamamız mevcut. Zaten her zaman söylüyoruz. Topraklama şofbenlerde ve bütün topraklı cihazlarda olmazsa olmaz. Eğer burada topraklama olmamış olsaydı kaçak akım rölemiz açmayacaktı. Can emniyetimiz tehlikeye girmiş olacaktı. Onun için topraklamanın önemini burada bir şekilde bir daha söylemiş olalım. Lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayınız.